İsrail'in Filistin halkına saldırılarını durdurmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da önemli bir zirve yapıldı. Riyad'da düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde konuşan liderler artık konuşma değil eylem zamanı olduğunu ifade etti. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İslam ülkelerine gelin gücümüzü kullanalım diye seslendi. Siyonizme karşı yöntem değiştirerek her türlü siyasi araca başvurulması gerektiğini vurguladı. Enteşet muadele siyasiye mufaduha. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze için artık konuşma değil eylem gerektiğini kaydetti. Selam ber Filistin ve khunhaye binahak. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde ise acil ateşkes ve soruşturma talebinde bulunuldu. Türkiye'nin yapması gereken bu direniş cephesinin içinde yer almasıdır. Suriye ile bir an önce askeri işbirliğini talep etmektir. Ancak bölgenin güvenlik ve huzur sigortası Türkiye-Suriye'nin özellikle askeri sahada iş ve güç birliği. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda aynı fotoğrafta yer alıyoruz. Bir hamle yapsan, bir adım atsan, elini uzatsan, merhaba desen, bu buzların erimesini sağlasan ve oturup Filistin'i birlikte konuşsanız ne kaybederdiniz? Türkiye şunu ilan etsin. Suriye ile bugün ve hemen şimdi işbirliği ve güç birliğine hazırız. Kayıtsız koşulsuz. Suriye tarafı ne derse desin. Bu tarihi sorumluluk o zaman Suriye'nin ve Beşar Esad'ın omuzlarında olur. Türkiye bu adımı atsın. Zaten Suriye bu adımı 10 adımda karşılamaya hazır. Türkiye'nin acilen Suriye ile askeri işbirliği talep etmesi oldukça önemli. Türkiye ve Suriye'nin askeri işbirliği Suriye'deki terör örgütlerinin sonunu getirir. Amerika işgalini bitirir. Amerika'nın bölücü projelerinde görev yapan piyon örgütleri beyaz bayrak çektirir, etkisiz hale getirir. 2. Türkiye-Suriye askeri işbirliği İsrail'i caydırır. Filistin'de akan kanı durdurur. 3. Doğu Akdeniz'de Türkiye-Suriye işbirliği çok zengin doğal gaz kaynaklarının hem Türkiye hem Suriye'nin hem bölge ülkelerin çıkarına kullanılmasını sağlar. 4. Türkiye-Suriye işbirliği bütün onurlu ve şerefli Arap devletlerinin, Cezayir'in, Tunus'un, Irak'ın, Yemen'in, Küveyt'in, Umman'ın, hatta diğer Körfez ülkelerin Türkiye ve Suriye'nin yanında yer almasını zorlar sağlar. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.